Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçlu, cevizli, tarçınlı inanılmaz lezzetli bir kek tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. İlk olarak kekin yapışmaması için pişireceğim kalıbın içerisine Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir tatlı kaşığı katı yağını aldım ve bir fırça yardımı ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde kek kalıba yapışabilir. Benden kek tarifi çok fazla istenmişti. Ben de hemen evde bulunan malzemelerle muhteşem bir kek tarifi hazırladım. Eğer daha önce havuçlu, cevizli, tarçınlı bir kek yapmadıysanız benim tarifimle mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kek kalıbımı yağladıktan sonra kenara alıyorum ve artık kekimi yapmaya başlıyorum. 4 tane yumurtayı çırpma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1,5 su bardağı şeker ekledim. Yumurta ve şeker beyaz krema kıvamına gelinceye kadar mikserimin yüksek devrinde çırpıyorum. Kullanacağınız yumurtanın mutlaka oda sıcaklığında beklemiş olması gerekiyor. Kekin güzel bir şekilde kabarabilmesi için bu keki yapacağınız zaman yumurtaları 2-3 saat önceden buzdolabından çıkartıp Oda sıcaklığında bekletmenizi tavsiye ediyorum. Yumurta ve şeker beyaz krema kıvamına gelinceye kadar güzelce çırptım. Şimdi üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da süt ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Yine kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak yazıyorum. Oradan okuyabilirsiniz. Sıvı yağ ve sütü de ekledikten sonra mikserimle 10 saniye kadar tekrar karıştırıyorum. Daha sonra üzerine kuru malzemelerimi eklemeye başlıyorum eleğimin içerisine 2,5 su bardağı unumu alıyorum. Unu mutlaka ama mutlaka eleyerek kek harcının üzerine ekleyin ki güzel bir şekilde kabarsın. Unun üzerine 2 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilini ekliyorum. Yine unu ekledikten sonra ben mikser kullanmıyorum. Tel çırpıcısı ile güzelce karıştıracağım. Eğer mikser kullanacaksanız bile kesinlikle yüksek devrinde çırpmayın. En düşük devrinde yavaş yavaş karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Kek harcının havasını söndürmemek için her tarifimde olduğu gibi bu tarifimi de tam da buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Şimdi kek harcımın üzerine 2 su bardağı rendelenmiş havucu ekledim. Yarım su bardağından biraz daha fazla ceviz ekledim. 1,5 çay kaşığı tarçın ekliyorum ve yine yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu malzemeleri ekledikten sonra çok fazla karıştırmanızı tavsiye etmiyorum. Havuç, tarçın ve ceviz Kek harcına iyice karıştıktan sonra pişireceğiniz kalıba alarak pişirebilirsiniz. Spatulamla karıştırma kabının kenarlarından harcımı tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra da önceden yağlamış olduğum kalıbın içerisine harcımı alıyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Kekimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Tarifim tam ölçülü, çok lezzetli bir kek tarifidir. Mutlaka daha sonra aramamak için kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Kalıbın her yerine gelecek şekilde harcımı güzelce düzeltiyorum. Daha sonra da pişmesi için fırınıma götürüyorum. Ben kekimi önceden ısıttığım 180 derece fırında 45 dakika pişirdim. Ama her fırına göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Lütfen sizlerde kontrollü bir şekilde pişirin. Kekimi fırından çıkardım. İlk sıcağı çıktıktan sonra Hemen bir tabağa ters çeviriyorum. Ve kalıbı üzerinden alıyorum. Kalıbımızı yağladığımız için gördüğünüz gibi kolaylıkla kekimiz kalıptan ayrıldı. Ne kadar yumuşacık olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Kekimiz sünger gibi yumuşacık bir şekilde pişti. Ben kekimin üzerine pudra şekeri eleyerek servise hazırlıyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı ve görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Gerçekten inanılmaz lezzetli görünüyor. Hemen kekimi dilimleyerek sizlere iç dokusunda yakından göstereceğim. İçi sünger gibi kabararak pişti. Kekimi dilimledim ve sizlere yakından gösteriyorum. Ne kadar güzel kabararak piştiğini görüyorsunuz. Sünger gibi gözenekli bir şekilde kekimiz pişti. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hemen tabağıma 2 dilim alarak sizlere iç dokusunu daha yakından göstereceğim. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için tarifim tam ölçülüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz kekimi tabağıma aldım ve hemen küçük bir parça keserek sizlere yakından gösteriyorum. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın, hoşça kalın.